Kahramanmaraş sevgili izleyenler 10 il etkilenmiş durumda. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç telefon attığımızda. Sayın Öztunç kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, siz çok Kahramanmaraş milletvekilisiniz aynı zamanda. Kahramanmaraş'ı çok yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Evet. Çalışmalar şu anda sürüyor ama Kahramanmaraş'taki durum nedir efendim? Bize aktarır mısınız? Efendim çalışmalar eksik sürüyor. Çalışmalar sürmüyor açıkçası, onu söylemek gerekiyor. Bakın Nurhak diye bir ilçemiz var. İlçeden haber dahi alınamadı hala. Kardeşlerle yol kapalı deniyor. Yol açılmıyor. İlçede 15 bin nüfus var. Kaç kişi öldü, kaç kişi enkaz altında, ne kadar ev yıkıldı hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Elbistan'da enkaz altında insanlar gözümüzün önünde var, bizi kurtarın diyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz çünkü çalışacak kimse yok. Ekipler yok, malzeme yok. İnsanlar soğukta, karın altında üşüyorlar. Karınları aç, yemek yok, ekmek yok, su yok, bir bisküvi dahi yok. Kahramanmaraş merkezde müthiş bir yıkım oldu. Yani böyle bir hani belki de bu depremin en büyük yıkımının olduğu yer Maraş'tır. Çok medyaya yansımıyor ama yüzlerce apartman, 8'er 9'er 10'er katlı olduğu yere yığılmış durumda. Göreceksiniz binlerce cenaze çıkacak buradan. Yani inanılır gibi değil Kahramanmaraş merkezde. Orada çalışma yok. Köylerde hiç çalışma yok. Köylerde bakın az önce beni Ördekli'de köyünden aradılar. Pazarcı cenazelerimizi ne yapacağız diyorlar. Köyüm dedik ne yapalım. Elbistan'da Mera'ya gömülüyor cenazeler. Bakın belediye Mera arazisinde belediye çukurları açıyor. Cenazeler gömülüyor Elbistan'da. Bütün köylerde hiçbir şekilde ne çadır gitti, ne afat gitti, ne çalışma yapıldı. İnsanlar el yordamıyla kurtarabildiklerini kurtardı. Geri kalan insanlar enkazın altındalar. Hiçbir çalışma yapılmıyor Kahramanmaraş'ta. Birileri yapıldığını söylese de ben siyaset yapmak derdinde değilim ama yani gerçekten yok, yok, çalışma yok. Ekmek yok, su yok. İlçelerde yok. Avşin'de hiçbir şey yok. Göksu'na gelen giden yok. Ekinözü'de kimse gitmedi, kimse gelmedi daha bu saate kadar. Ekinözü'ne bir damla su gönderilmedi. Bir damla şu ana kadar. Sayın Öztunç, depremin en çok etkilediği o iki büyük depreminde merkez üssü olan yerden bahsediyoruz. Biri, aynen öyle efendim. Aynen Pazarcık, öyle. Biri Elbistan. Aynen öyle. İkisi de dümdüz haritada filmdi. Maalesef dahil olmak üzere. Ama maalesef her ikisi de hizmet geldi. Evet, telefon bağlantımızda sesi alamamaya başladık. Malumunuz bilgi alabilmek, telefonla bağlanabilmek, internetle bağlanmak zaten çok zor sevgili izleyenler. Görüntü alabilmek, paylaşabilmek bunların hepsi o kadar zor ki. Şimdi belki editörüm Elif tekrar denemeye başlar. Sayın Öztunç önemli bir noktadaydı. Ben de altını çizmek istiyorum söylediklerinin. Çalışmalar nasıl sürüyor diye sordum ben bir klasik şeklinde. Çalışmalar sürmüyor dedi Ali Öztunç ve burada hala daha ulaşılamamış olan ilçeler var. Ekip yok, malzeme yok, yemek yok, ekmek yok, su yok. Elbistan'da cenazeler Mera'ya gömülüyor. Elbistan'da Pazarcık merkez üssü dedim. Evet dediniz Sayın Ali Öztunç. Tam o noktada telefon bağlantımız kesildi. Dinliyoruz efendim sizi. Sayın Ali Öztunç sesim ulaşıyor mu size? Ulaşamıyor. Görüyorsunuz ki sevgili izleyenler bir ses bir nefes neler yaşanıyor neler oluyor aktarabilmek bile çok güç.